Herkes hazır mı? Bu açı en iyi açım. Bence iyi. Çok mu yakınız? Hayır, bence değil. Samimi. İyi, tamam. Arkadaşlar, hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere evliliğimizin ilk 6 ayını değerlendireceğimiz bir video çekeceğiz. Umarım kavga etmeyiz. Yani umarım bu video çekilirken şu an buradaki tespitlerden kavga çıkmaz. Çünkü ne konuşacağımızı hiç konuşmadık. Bence çok da uzatmadan konuya geçebiliriz. Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok samimice bir soru soruyorum. Hadi sence bakalım. Evlilik... İfademe bakın. Evliliğin ilk 6 ayı diye bunu şey yapacağım. Sence evlilik nasıldı? Yani bundan 7 ay önceki hayatınla kıyasladığın zaman ne söylersin bizlere? Zor soru. Yani şöyle zor. Anlatmak biraz zor ya. Yani şimdi evlilik ne abartıldığı kadar bir evcilik. Evet. Ne de abartıldığı kadar yine ah vah neler olacak şimdi nasıl yapacağız yaşayamıyoruz çıkarın beni buradan falan öyle bir durumda değil. Fakat emin olun evlilikle ilgili şeyleri biz size ne kadar anlatırsak anlatalım dinamikleri asla tecrübe etmekle bir aynen. Değil. Aynen buna kesinlikle çünkü biz de çok dinledik. Bu videoyu hemen çekmek istemedik çünkü ne anlayacağız yani. Evet bana. Yani 6 ay belki de bu arada yani. Bir süre sonra yeni şeyler olacak. Aynen. Bir sene sonra bir daha çekelim. Bakalım hatta o zaman kavga bir sene, çıkacak mı? Bir sene olmasa da birinci yılda yine çekeriz belki. Hani ne değişti ha, falan işte, gibi. Onu demek. Biz şu an ilk 6 ay tecrübe ettik. Yani 6 aylık bir tecrübe aktarabiliriz. Yani aslında, evlilik ne demek falan diyemem yani. Herhalde canım. Dolayısıyla çünkü çok şükür. Yani aslında çok hem bence şöyle birazcık artık ben konuşayım. Evet aynen. Evliliğin ilk 6 ayı tabii ki daha fazla uzunluğu yaşamadığım için yine tamamen kendi fikrimden yola çıkarak bu yorumu yapacağım ama hem cicim ayı hem de bence en zorlanılan aylar olabilir. Çünkü sonuçta biriyle yaşamaya yeni yeni alışıyorsun. Bunu yeni yeni tecrübe ediyorsun. Ve belki hatta şu kadarını söyleyeyim. Aynı evde daha önceden yaşayan iki insan olarak evlendiyseniz bile evlilik kurumunu yaşamak da çok başka bir şeymiş. Bunu da ben başka arkadaşlarımdan duyuyorum. Çünkü hayatınız birlikte yaşadığınız zaman yani evli değilken birlikte yaşadığınız zaman birbirine her ne kadar olsa da bu kadar bağlanmıyor ve iç içe geçmiyor. Belki hani bu maddi anlamda da olabilir, manevi anlamda da olabilir. Ya yani evlilik birazcık daha psikolojik olarak da insanı farklı bir yola sokuyor. Her türlü en zor ayların da ben ilk aylar olduğunu düşünüyorum. Bunu illa ilk 6 ay değil. Yalnız belki bana ilk çok 3 ay, ilk 1 ay. İlk ay, özellikle ilk 1 ay yani balayının sonrası en zor zaman demişler. Biz de ki doğru yani ettik. Bence. Bizim bu sene birlikte oluşumuzun 9. senesi olacak olmasına rağmen evlendiğimiz ilk 1 ay falan ettiğimiz benim kadar kavga hiçbir zaman etmedik. 8 yılda etmemiş. Örnek vereyim. Şu tarz kavgalar. Ama sen şu an beni biraz tersledin. Ama ilk sen bana biraz bağırdın. Ben sana şey, bağırmadım. Ben sana sesini şey yükselttim. Ama orada gözünü devirdin ve ben demek istediğini anladım. Böyle saçma sapan şeylerin büyüyerek bir kavgaya dönüşmesi ve sonra bambaşka şeylere bağlanması. Evet. Ve bu bence aslında şundan oluyor. Birlikte yaşamaya başladığında ve kaçacak yerin de yok. Hani bu telefondan mesajlaşarak kavga etmek gibi ya da bugün görüşmeyelim ya tamam falan gibi olmadığı için başka bir şeye de sinirin bozulsa, karşındakine de sinir olsan o an onu yaşıyorsun. Evet. Hani neyse ben 5 dakika sonra cevap vereyim falan diyemiyorsun. Ya da hani bugün konuşmayalım, bugün gidelim, yarın gelelim falan öyle de olmuyor. Bence ondan olabilir. Sadece bakış açısı farklılıklarından tartışıyorduk. Sonra bununla ilgili biraz ya Türkçe kaynak pek açıkçası bir şey bulamadım fazla. Ama yurt dışında bu iş çok ilerlemiş. Yani herhalde boşanma oranları çok yükseldiği için orada hep konuşuluyor zaten. Buna bağlı olarak sanırım biraz tamirata girişmişler. Orada hep şunu yazıyorlardı yani X bir sene çiftlerin genelde evde kendi hegemonyaları, kendi hegemonya diyemeyeyim de hani kendi iktidarlarının savaşını verirler. Çevrene bakıyorsun işte insanlar 40 senelik evli. İster istemez şöyle psikoloji oluyor sanırım. Ya işte bu böyle olursa bundan sonra 40 sene bu değişmez. Ha, ben de onu diyeceğim. Ya halbuki ya aslında... Ama insanlar onu söylüyor. Nasıl evet. Alıştırırsan öyle gider. Ya ama öyle değil ya. Büyükler de çok yaptı. Yani mesela bu biraz insanların yarattığı bir illüzyon yani. O yüzden yani. Bir şey söyleyeyim mi? Bak onu iyi öyle. Hatırlattın. O yüzden de çok kavga çıkıyordu. Bu şey demek değil ama insanlar değişir falan. Hayır bu zaten hayır, bir karakter özelliği şey. Değil. Burada yaşadığınız şey kendi bakış açınızı biraz abartılı bir şekilde hayır, savunmak sen nasıl veya biliyor kendi... Gücünüzü göstermek. Barbaros mesela işte diyelim ki kıyafetini çıkartıyor, ortaya diyelim ki ters atıyor. Sallıyorum şu an örneği. Diyelim ki sen onu alıp katlıyorsan
Mesela büyükler, özellikle büyüklerin yaptığı Evet. için söylüyorum. Mesela büyüklere göre o, sen onu katlamaya başlarsan var ya, o hayatı boyunca onu hiçbir zaman kendisi toplamaz. Halbuki Nasıl o... alıştırırsan öyle gider. Bu sefer o psikolojide çocuk ne yaparsa ya da ben ne yaparsam şöyle bir şey oluyor. Hemen o kargaşada gerçekten psikolojik olarak böyle bir dönem yaşadık yani. Barbaros onu hemen kaldır. Hayır, şimdi kaldır. Sen katlayacaksın, kaldıracaksın. Ve bu Anlıyorum bir yani. şey. Mesela öbür tarafta da yalnız işte bulaşığın da bilmem ne. Buraya şunu Ya da mesela sıçratmışsın. tartışma sırasında söylenen bir laf mesela. Sinirle bir Evet. şey söylüyorsunuz. O atıyorum şöyle bir his geliyor insana. Aynısı İrem de bana bunu daha önce söyledi. Yani atıyorum bu bir küfür değil bu arada ama hani böyle alelade işte bir abartılı bir bağırış. İşte dönüp bir tersleme. İrem bana yaptı, ben ona yaptım. Hani Evet. şöyle geliyor. Ya Bütün işte kavgalar böyle buna olacak. sustuğuma göre eyvah artık sadece daha kötü olabilir. Hayır öyle bir Evet. şey yok. Yani o an kızmışsın. Sonuçta evlendiğiniz kişiyle evleniyorsunuz. Ya Yani evet. başka bir model vermiyorlar Sanki size. bir anda bambaşka biriyle şeymişsin Yani gibi tek oluyor. fark 24 saat yani 24 saat kaba tabii. Hani bütün iş dışındaki yaşamında neredeyse birlikte Evet. olduğun kişi oluyor. Yani eskiden öyle değil. Daha çok arkadaşa vakit ayrılıyor. Daha çok Evet. şey ister istemez. Çünkü sürekli buluşamayacağını falan Ne diye. kadar buluşsan da ya diyorum He. ya, kavramsal olarak işte birlikte yaşayan insanlar bile bir sonradan evlenince onların bile hayatlarındaki değişime ya da evlenince zorlandıklarını, halbuki Evet. adamlar aynı evden çıkmışlar, ertesi gün evlenip tekrar aynı yere gitmişler, yine de farklı bir Evet. psikolojiye girip zorluklar yaşamaya başladıklarını Ya işte tabii onu... etrafımızdan da dinledik yani. Neyse, hep olumsuz söyledik. Kötü mü Hayır, yani? olumsuz bir şey söylemedik. Ay, Olumsuz biraz kısım... olumsuz. Hayır, insanların ya bu iş yürümüyor falan dediği kısımları anlattık. Yani işte evlilik çok zor falan. İşte bahsettiği bu. Şimdi güzel kısımlarına gelelim. Evet, gel. Hep sen kötü devam. Yok. Evet. Ne? Mesela işte bu virüs salgını var. Evliyken şunu düşünmüyorsunuz. İşte acaba iyi bakıyorlar mıdır? Bu Barbaros bu arada aşırı derecede dikkatli bu tarz konularda. Ya Yani çünkü çok deprem, seviyorum. salgın hastalık, elektrik kesintisi, dünyada kriz çıkması. Hani bunları böyle aşırı derecede gerçekten kafaya takıp böyle önlemler almaya çalışan bir insan. O O yüzden... kadar şey değilim ama TLC'deki stokçular gibi Tamam, dolapta 400 TLC tane konu zaten, şey hayır, yok. onu zaten dün Hani çektik, izleyebilirsiniz o kadar Shrek yani. Tutarı'yı. Ama şunun için söylüyorum, yani çok fazla ihtimali düşünür ve titizlikle, mesela dün akşam kavga ettik. Evliliğin ilk 6 ayında. Sebebini söylüyorum. Dışarı Latte'yi gezdirmeye çıkacaktık. Zaten sadece Latte'yi gezdirmek için dışarı çıkıyoruz. Ayakkabı bağcığım bağlarken fazlaca yere değdi diye. Barbaros bundan Ya şimdi birazcık burada iğrenç bir tiklendi. şey var. Bizim ülkemizde Tamam, yere anladım. tükürme kültürü var. İğrenç bir Bir şey kere bu. apartmandaki Ha yerde. fark etmez. Oraya Neyse, basan neyse, apartmana da neyse. basıyor. Yani Oradan. böyle yaşadığımız için biz birazcık gerçekten ben de şeyi bugün, hatta sabah uyandığımda düşündüm. Hakikaten ben hala annemlerle yaşıyor olsam ve bu hastalık gündemde olsa, yani Barbaros nasıl Ben çok rahat stresli ederdi, geç ne olurdu, ne edemezdim. yapardık, Ya işin nasıl bu bir yani yönü. emin olurdu Dur şimdi benim. olumlu bir şeyden çok olumsuz bir şeye gitti. Tamam. Yani Gördüğünüz şimdi gibi arkadaşlar, yok. olumsuzuz. Ha. Şaka şaka. Bakın, şaka. Hala eski günlerdeki gibi bana Çok sarılıyor. mutluyuz. Hala eski Harika bir şey. günlerdeki gibi bana Dur. Dur bir sarıldığını dakika. gördünüz. Şimdi konu şu burada. Yanlış yere gitti. Ya atıyorum işte bu tarz bir şey olduğunda gözünüzün önünde yani siz merak edeceksiniz elbette sevdiğiniz insanı ki evlenecek olduğunuza göre en çok sevdiğiniz insan olması gerektiğini düşünüyorum. Benim en çok sevdiğim insan. Maalesef. Dolayısıyla insan hani gözünün önünde olunca daha rahat. İşte bunun dışında hayatta bir sürü zorluk var. İşte iş hayatınızda var. Ya ben işte geliyorum İrem'e anlatıyorum. İşte ya da bir şeye çok üzülüyorum ama dönüp baktığımda akşamları yanımda. Her gün Sabah birlikte yanımda. uyuyup her gün birlikte Bunlar uyanmak. çok güzel. Sabahları Barbaros'tan işte önce uyanıp onu uyandırıp işte kahvesini yapıp yanına vermek falan bana mesela keyif veriyor. Bana mesela şöyle gelmiyor. Neden canım? Sadece kadının işi midir erkeğine kahvesini hazırlamak falan? Bana mesela bu böyle gelmiyor. Bana böyle işte o erken kalkıyor. Ben de onunla birlikte kalkayım. Çünkü ben mesela erken kalksam ve yanımdaki kişi uyumaya devam etse biraz gıcık olurum. Ondan sonra işte onunla kalkmış olayım. İşte ben de ona destek olmuş olayım. Hani işe gidiyor sonuçta falan diye. Mesela bu beni mutlu eden bir Ama şey. şu var, şu an ben mesaili çalışıyorum yani belli mesai saatleri arası. Eğer mesela roller değişik olsaydı açıkçası Sen de bana ben de yapardın. kalkıp yapardım. Yani
O hayatı paylaşmak ya. Hani Evet. hizmet olarak görmeyeyim Tabii bunu. canım, aynen. Onun dışında yani birazcık daha iyi yönlerinden bahsedecek olursak, ben gerçekten tabii ki ailemin evinde de her zaman kendimi çok güvende ve mutlu hissediyordum. Anneciğim, babacığım, buradan sizi öpüyorum. Kesin babam bu videoyu şu anda izliyordur. Babam videolarımı ilk izleyen kişi. Evet. Yani siz ilk yorum falan diyorsunuz da ilk babam izliyor yani. Ondan %100 eminim. Onları çok seviyorum. Ve tabii ki de onlarla da çok mutluydum, ama mesela beni en Ben de az canım ya. onlar kadar işte düşünen, güvenebildiğim, işte bir şey başıma gelse bu evde, hani beni benden çok düşünen birinin olmasını evlendiğimde tabii ki daha çok hissediyorum. Çünkü o hani aynı evin içinde olmakla da biraz alakalı bir durum aslında. Her zaman öyleydin, onu biliyorum, ama hani gerçekten bu hisler biraz evlendiğinde daha çok sanki güçlendi bende, yani öyle oldu. Onun dışında bence işte birlikte alışveriş yapmak, bence birlikte ekonomik şeyleri bile organize etmek daha keyifli. Ya sevdiğiniz insan arkadaşlar, ama şunu da uyarmak istiyorum. Evlendiğimiz için mutlu hissediyor olmamız hala şununla alakalı. Biz gerçekten acele etmedik. Yani Evet. evlenmek için bir sürü şartın olgunlaşmasını hem manevi açıdan, hem kendimizi hazır hissetmemiz, hem işte maddi açıdan da daha işte bir evi döndürebilecek vaziyete gelmemiz. Yani diyoruz size, işte 9 yıldır birlikteyiz ve tabii ki belki çok daha önce de evlenebilirdik. Ailelerimiz sağ olsunlar bize her zaman her konuda destekler. Ama gerçekten biz şartların olgunlaşmasını bekledik. Çünkü insan psikolojik olarak zaten birçok zorlukla ve ay bir dakika şimdi ne oluyor şeklinde başlıyor evliliğe, ve onun beraberinde getirdiği insanın zorlanacağı sebepler ne kadar azalabilirse bence o kadar altından kalkmak kolaylaşıyor. Kimisi işte. Yani herkes birbirinden farklı şartlarda Tabii. yaşıyor. Herkesin işte maddi durumu, psikolojik durumu, her şeyi birbirinden farklı. Evet. Ama burada önemli olan kişinin zaten kendisini hazır Hazır hissetmesi. hissetmesi. Yani bu, atıyorum, bizden belki çok daha ekonomik durumu iyidir ya da kötüdür, ama kendini hazır ya da hazır değil hissediyordur. Bu tamamen kişiyle alakalı bir şey. Evliliğin başka bir iyi yanı aklıma geldi. Biz mesela hiç birlikte böyle tatile gidemiyorduk yani. Ha, Rahat rahat tabii. hiç baş başa tatile gidememiştik. Böyle gittiysek de bir iki kere arkadaş gruplarımızın içinde gitmiştik. Mesela Paris'te arkadaşlar, benim telefonum falan çalındı. Onu zaten Eğlencelik. Instagram'dan takip edenler biliyor artık. Burada uzun uzun anlatmayayım. Aslında mesela bir Paris tatilimiz oldu. İlk defa işte balayı dışında da bir tatile gittik ve çok kötü şeyler yaşamış olmamıza rağmen sonuçta birlikte tatile Evet. gittik ve şu an düşününce o kadar kötü hatırlamıyorum. Gerçekten Evet. orada kötü vakit geçirdik. Ki bizim de moralimiz çok bozuktu. İki gün Birbirimize de kaldık sardık zaten. yani Tabii orada da ne orada. kavgalar ne kavgalar. Çünkü ya o kadar diye abartma Ha, da. biraz kavga çıktı. Ya ama çok stresli. Düşünsenize de adım attık Paris sokağında adam kovalıyor. Hani ben nereye gidiyorum, adam nereye gidiyor, İrem nerede, ne oluyor? Mesela son gün o bir tane efsane resmin var ya sana zorla çektirdiğim. Ha evet. Paris'te metro şey İstemiyorum tramvayında. artık. Barbaros. İğrenç bir tatil. Fotoğraf da istemiyorum. Her şey, hiçbir şey de Orada istemiyorum falan. yediğimiz şeyi, içtiğimiz kahveyi, o fotoğrafı hiç unutmuyorum biliyor musunuz? Benim için Paris Dur o yani. göstereceğim. Fotoğrafta. Zorla çektirdim bu fotoğrafı. Bak dedim güzel gül Bu edik bir da falan o yaptım. son içtiğimiz kahve. Bu evin her tarafında var bu Evet. fotoğraf. Çünkü çok seviyorum. Burada aslında bir yarım saat önce çok ciddi kavga etmiş. Ya ciddi Evet. dedim yani şiddetli Ben tartışmıştık. ağladım. Sonra işte İrem'e şımarıklıklar falan yaptım. Evet. Kahve içmek istiyordun. Bak burası çok iyi Fotoğrafımı falan falan dedim. çekti. Evlilikte kendinle de yüzleşme imkanı buluyorsun. Bu da senin bazı kötü huylarını düzeltmene, bunun yanında karşındaki insandan da onun iyi huylarını alman gibi bir etki yaratıyor. Yani Bir örnek aslında ver. bir örnek Çok vereceğim. karışkanlık. Mesela İrem hayatında egzersize ciddi vakit ayırmıyordu. Hani şöyle dans etmiş senelerce ama sonuçta bir disiplin ve düzen içerisinde yapmıyordu. Şu an İrem her gün kilometrelerce yürüyor. Bu mesela ona böyle bir disiplin kattı. Ben de Evet. eskiye göre çok daha derli toplu olduğumu düşünüyorum. En azından kıyafetlerimi attığım yer belli. Attığı yer belli, ama attığı yeri söylüyorum size. Kirli sepetinin üstü, ama içi değil. Ya o içinden sağ Oraya atsın, kadar üstüne geldim. atsın. Sepet biraz zor açılıyor. Nesi zor ya? Atacağım böyle, atacağım. Ama anlatmak istediğim yani ben de kendimi belli noktalarda geliştiriyorum. Bir de dahası da var. Mesela kendi tabularınızı yıkıyorsunuz. Mesela İrem ve fıstık ezmesi. Şu benim an İrem bir fıstık ezmesi aşığı. ya bu kötü bir şey bu arada. Keşke olmasaydım da Barbaros yüzünden işte hayatıma böyle şeyler girdi. Mesela şöyle söyleyeyim ben uyku düzenine hiç dikkat etmeyen, geceleri sadece televizyon var. Evet, Nasıl senin zekiyim de ulan? hani Nasıl zekiyim? ne?
İşte bak olayı nereye getirdim. mesela bu bence çok güzel bir şey. Ben artık İrem sayesinde televizyonsuz da uyuyabiliyorum. Ve buna alışmam çok zor oldu yalnız. 2 ay falan, 3 ay. Her gün ağladı. Ay aşkım. Valla ağlama noktasına geldim yani. Yatak odasına, televizyona. Çünkü gerçekten benim için çok vazgeçilmez bir şey. Artık neyse ki açtık bunları. Evet, artık açtık. Sağlıklı İrem sayesinde. Bir uyku düzenine yani, adım attım. Anlatmak istediğim, bakın size doğrudan hayatı değişti. Artık daha güçlü hissediyorum, daha enerjik hissediyorum. İşimde daha verimliyim, daha kolay uyanıyorum sabahları, daha dinlenmiş. Benim de mesela şu an bu videoyu çekiyor olma sebebim Barbaros. Evet, mesela ben çünkü de onu çünkü o da beni hep böyle şeylere motive ediyor. Yüzden bana kızıyor, kavga ediyor arkadaşlar. Mesela evliliğin 6 ayında ettiğimiz kavgalardan bir tanesi. Benim işte YouTube'a video çekmemem. Çünkü ben YouTube'u çok seviyorum. Yani ben de sizin gibi YouTube'u çok izliyorum. Çok takip et. Hatta ben Ceren'i İrem'den önce tanıyorum. Evet. Ceren Ceylan'ı. Birbirimizi hep iyi şeylere evet motive etmiş oluyoruz. Geçen gün bir tane kafeye gittik. İşte bir tane çocuk, çok tatlı garson, bana dedi ki peki eşiniz bir şey demiyor mu sizin gibi YouTube'unuza falan? Dedim diyor ama senin zannettiğin gibi demiyor, evet, tam tersini diyor. Niye yapmıyorsun, niye çekmiyorsun, niye koymuyorsun diyor. Ya çünkü bundan keyif alıyor ve yetenekli de, neden kendini geliştirmesin ki? Demek yetenekliyim. Yeteneklisin. Bakın her gün yapabilecek miyiz burada arkadaşlar, çok istiyorum. Bu arada video bence bayağı bir uzun oldu. Evet. Umarım... Ama yani, insanların ev içinde yani yapabileceğiniz çok bir şey de yok. Evet, o yüzden her gün bir yeni aktivite. Bakalım evet, yarının videosu ne olacak? Bu arada gerçekten bizde hem vakit geçsin hem de size de içerik olsun. Hani siz bir de İrem Barbaros serisini özlemişlerdi. Ne zamandır bana hep söylüyorlardı. Evet. Bu şimdi hem hashtag evde, hashtag İrem Barbaros videosu oldu. Bir günde ben yemek yaparım, onun videosunu çekeriz. Nasıl olur, bir karmaşa. Olur, böylece sen yemek yapmış olursun. Yemek yarışması yapalım, iki kişilik. Latte tamam. Latte hepsini beğenir ki. Bu arkadaşlar arada karımı çok seviyorum. Ben de seni eşimi. Ama benim için evliliğin senden farklı bir tane daha güzel yanı var. O da latte ile yaşamaya başlamış, aa, evet, olmam. Hatta gerçekten o benim için. Az bu arada bu da çok enteresan bir yere geldi. Evet, latte mesela, bana aşık. Şöyle, latte İrem yani beni daha çok dinliyor. Böyle özellikle oyuncak ağızdan alınma işte... çorap kaçırıyor mesela Ece. Hayır, beni de dinliyor. Hayır, dinliyor ama bak şimdi İrem bazen onu laf geçiremiyor. İşte bekledim. Senden bekledim. Korkuyor, bana aşık. Bana itaat ediyor. Benle ilişkisi daha resmi. Senden ama korkuyor. Hayvan sabah akşam sürekli İrem'in üstünde. Benim, yani ben nereye gidersem orada da bize bakıyor şu an. Ben nereye gidersem evde oraya geliyor. O zaman bence videoyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Bence az çok ne demek istediğimiz anlaşılmıştır. Yani evliliği öneriyoruz. Evliliği öneriyoruz, tavsiye ediyoruz. Evde sevenler kavuşsun, evet, sevmeyenler de kavuşmasın ve istemeyen evlenmesin ve isteyen birlikte yaşamaya devam etsin. Ama biz sevdik, evet, öneriyoruz biz sevdik, yani. Öneriyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İrem Barbaros serisine başka videolar istiyorsanız hazır evdeyken onları da evet, çekebiliriz arkadaşlar. Fikir verin. Aşağı yorum yazmayı unutmayın. Hadi gel öp beni de öyle etsin. Hoşçakalın. Evet. Evet. Evlendik. Ay öyle başlanmaz. İlk 6 ay nasıldı? Oldu böyle soruya bak. Harika. Şey gidiyoruz. 6,5 aydayız şu an. Eylül'de evlendik. Yani bayağı olgunlaştı evliliğimiz. Şiddeti siz düşünün. Ya abartma. Evliliğin güzel kısmı. Hayır. Olamaz. Var mı? Tamam şaka yapıyorum. Biliyorlar yani, bizim birlikte temiz. Daha önce yaşamadığımızı da zaten. Tam konu o değil. Allah. Belki derim. Ya orada deme. Orada. Ben panik atak falan değilim. Şaka şaka. Aynen dövüyorum İrem'i arkadaşlar. Ya of bir dakika. Sen de bir gün olur mu? Oldu da buraları evet, çıkar tamam yani.